Son zamanlarda çağın gereklilerinden biri insanlar sosyal medyaya aşırı miktarda yüklenmekte ve bu da insanların kendi özgüvenine ve görünüşüne ciddi anlamda bir özen göstermesine sebebiyet vermiştir. Bununla ilgili birçok yanılgı veya insanları tek tip hale getirmekle ilgili birçok sosyal medya pompalaması da mevcut. Ama bizim için temel sebep sağlıklı bir birey olmaktır. Sağlıklı bir birey olmak için de biz kan değerlerinde öncelikle hedefimiz, yani toplum bundan çok şikayetçi. Hangi doktora ya da hekime, sağlıkçıya gidersek ilk önce bir kan tahlili istiyorlar diyorlar ama yani bizim gözlerimiz röntgen cihazı değil ve bir insanın sadece simasına ya da cemaline bakarak kan değerlerinin, sağlık durumunun nasıl olduğunu tam olarak anlayamıyoruz. İlk önce bir gerekli kan değerlerine, kan hemogram ve hormon değerlerine bakıyoruz. Bu değerleri optimum seviyeye yakın olup olmadığını kontrol edip bunları dengeli bir şekilde sağlıklı bir birey haline getirmeye çalışıyoruz. Her insanın değerleri, yaşamı, yaşı, boyu ve birçok etken var bu parametreleri tetikleyen. Hiçbir besin takviyesi ya da ilaç her ne olursa olsun yoktur ki tüm insanlarda aynı etkiyi yaratsın. Her insanda farklı etki yaratır. Bu ilaçlar kullanılmadan önce ya da besin desteği her neyse muhakkak bir uzman tarafından bunun etkileriyle ilgili bir bilgi alışverişinde bulunması lazım. Biz beslenme ile tüm sorunların çözülmesinden yanayız. Beslenme ile bu alabileceğimiz tüm materyalleri temin edebileceğimizi düşünüyoruz. Kullandığımız besin takviyeleri veya diğer materyaller sonuçta gökyüzünden zeplinle inmiyor. Özellikle besin takviyesi ya da ilaç adı altında alınan çoğu üründe tabii doktor ve uzman tavsiyesi varsa alınabilir. Ama mümkün mertebe bunları dışarıdan hazır almak yerine metabolizmamızın oradan elde etmek istediğimiz materyali nasıl kendisinin tükettiği besinlerden absorbe edebileceğini bilmek gerekir. Bunun için de güzel bir beslenme bilgisine sahip olmak gerekir. Nasıl yemek yenir, nasıl beslenir bunu öğretmeye çalışıyoruz danışanlarımıza. Ondan sonra da kendilerini ideal sağlık parametrelerine getirmeye çalışıyoruz. Kilo verirken kulaktan dolma bilgiler ya da herhangi birinde işe yarayan bir listenin başkasında işe yaraması çok zor veya imkansıza yakın bir durumdur. Besin takviyelerinde ise herkesi tek düze kabul etme durumu söz konusu ve çoğunda bağımlılık yapıcı uyaranlar bulunmakta. Bunlar kapitalist sistemin biraz da dayatmaları diyebiliriz. Sizi sağlıklı hale getirmekten ziyade sürekli olarak müşteri gözüyle bakmakta. Özellikle besin takviyesi veya ilaç kullanırken bu konulara, bu hususlara dikkatli yaklaşmak gerekir. Kullanacağımız ürünlerin bizim metabolizmamada ne gibi etkileri var? Bunlara hakim olmak gerekir. Kullandığımız ürünlerin onay mekanizmasına bakmamız gerekir. Sağlık Bakanlığından onaylı olan ürünler ilaç nezdinde geçmektedir. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından onaylı ürünler ise besin takviyesi olarak geçmektedir. Bunların onay mekanizması nasıl işler? Sağlık Bakanlığının onay mekanizması şu şekildedir. Sağlığa faydası vardır. Şu, şu, şu konularda nokta. Ama Tarım ve Köy İşlerinden onaylı ürünler ise sağlığa zararı yoktur. Onayı alırlar. Faydası soru işaretidir. Onun için kullanacağımız ürünlere yaklaşırken bilinçli bir tüketici olarak yaklaşıp nelere dikkat etmemiz gerektiğini biz bir nebze olsun açıklamaya çalıştık. Çoğu ürün raf ömrünü arttırmak için bazı biyokimyasal işlemlere maruz bırakılmakta. Faydalı ya da zararlı her türlü ürünün muhakkak bir yan etkisi vardır. Bunların en büyük yan etkilerinden biri de bağımlılık yapıcı etkiye sahip olmaları ve diğer en önemli husus ise metabolizmada kanserojen madde birikimine sebebiyet vermesidir. Temel hedefimiz sağlıklı bir birey olmaktır. Unutmayalım, sağlıklı birey ideal kilodadır. Bir insan tüm sağlık parametrelerini optimum seviyeye getirdiğinde kendisi zaten ideal kilosuna erişmiş olacaktır. Kiloyu kaybederken açlık çekmeden kilo kaybedilmesidir ve gerekli görüldüğünde yağ ve kas oranlarına göre sadece belirli oranda ve mümkünse fazla yıpratmadan spor egzersiz programı yapmaktır. Bir insan aç kalarak kilo verirse açlığı bıraktığında kiloyu geri alacaktır. Bir insan ağır spor yaparak kilo verirse sporu bıraktığında kiloyu geri alacaktır. Sağlıklı bir şekilde kiloyu dengeleme yöntemine gideriz. Ondan sonra sabitleme diyetleriyle başvururuz. Yani kiloyu belli bir oranda dengelemeye çalışırız. Diyet yaparken kendimizi hiçbir şeyden kısıtlamadan olabildiğince her şeyden tüketip beslenme uzmanına danışarak listelerimizi oluşturarak dengeli bir şekilde kilo vermemiz gerekir.